أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm yakin ve tevekkül, yani Allah Azze ve Celle'yi yakinen bilmek, içten ve gerçekten yakın düzeyde kulun bu farkındalığının keskince gerçekleşmiş, oluşmuş olması, Cenab-ı Hakk'ı onun hayatı yaratan ve aynı zamanda yaşatan kudretine tanık olması ve bu tanıklığını belli bir bilinç halinde yaşaması. Bunu yaşarken hayatın içerisinde başına gelen sorunları, sıkıntıları Cenab-ı Hakk'ın beraberliğinde ona her an duasıyla uzanabilip Cenab-ı Hak'tan yardım dileyebileceği, ona güven duyup Allah Azze ve Celle'nin hayatı ve onu asla unutmadığı ve unutmayacağı bilinciyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmesi, kulun hayatta yaşadığı süreç içerisinde imanının en önemli iki semeresinden söz ediyoruz. Bu bölüme konu olan yakin ve tevekküle dair 81 no'lu hadisteyiz. An Ebi Bekrin As-Siddiqi, Ebu Bekir As-Siddık'tan radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Umar ibni Ka'b ibni Sa'd ibni Teym ibni Murrat ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Galib el-Kureşi el-Teymi radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bütün burada babadan ataya sıralamış İmam Nevevi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Abdullah bin Osman, o da Amir bin Ömer'in oğlu, o da Ka'b bin Sa'd'in, o da bin Temim bin Murre'nin, böyle geçen her isim ve aradaki bin ifadeleri onun oğlu şeklinde anlaşılan, onun oğlu, o da onun oğlu, o da onun oğlu diye nihayetinde Kureyşli Teymi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan geliyor bu rivayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakınında en sık gördüğümüz sahabi. Ne var ki Hazreti Peygamber'in vefatından kısa bir süre sonra vefat ettiği için kendisinden çok rivayet bulamadığımız, az sayıda rivayetin geldiği, öyle çok rivayet eden sahabiler gibi çok rivayetlerini görmediğimiz mübarek bir sahabi. Şöyle düşünelim, şayet Hazreti Peygamber zamanında vefat etseydi, o zaman hiç rivayetini göremeyecektik. Onunla bu kadar sıkı, dipdibe ve beraber olmasına rağmen. Demek ki bir sahabinin rivayetinin bize ulaşması için o sahabinin biraz uzun yaşayıp diğer sahabiler arasından süzülüp sonraki neslin arasına uzanabilme ihtiyacı var. Kim bir sonraki neslin arasına daha fazla girerse, bu ömürlü olan bir şey, onu daha fazla sonraki nesil böyle adeta ondaki bilgiyi ondan çeker. Çünkü sonraki nesil demek Resulullah'ı hiç görmemiş, ona dair her türlü bilgiye aç kimseler. Ama kendi nesli içerisinde bir iki sene içerisinde vefat edince etrafındakiler zaten en az onun kadar Resulullah'ı yakından tanıyan, bilen kimseler. O bakımdan onların görece Hazreti Ebubekir'den bu kadar bilgi elde etme ve onu sonraki kuşaklara taşımak gibi bir istekleri de, arzuları da ve imkanları da yok. O bakımdan sahabe içerisinde uzun yaşayanlar, sonraki neslin arasına kalanlardan daha çok görece rivayet gelmesi anlaşılabilir bir durumdur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan gelen bu rivayet وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ, ki o, yani Hazreti Ebubekir, ve abuhu ve babası, ve ummuhu ve annesi, sahabetun, hepsi sahabi
olmuşlardır. Yani Resulullah'a, daha Resulullah hayattayken iman etmiş ve onun sohbetinde bulunabilmiş kimseler. Radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun. Kâle, dedi ki, nazartu ila akdamil müşrikina, müşriklerin ayaklarına baktım. Ve nahnu fil gâri, o esnada biz mağaradayız. Ve hum ala ruusina, onlar da bizim tepemizdeler. Mağaranın girişi yüksek, içi düşük kodlu, bunlar aşağıdalar. Baktıkça dışarıda müşriklerin ayaklarını görüyor. Bu kadar dip dibeyken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın nasıl bir sıkıntı yaşayacağını herhalde hepimiz tahmin edebiliriz. Çünkü yani ip kopacak, artık her şey bitecek. Resulullah'ı yok etmek üzere, onu öldürmek üzere, onun peşini kovalayanlar, çölde yüzlercesiyle onu arayanlar şimdi bulmak üzereler. Aramızda sadece saniyeler var. Ayaklarını görüyorum. Nazartu, ben baktım diyor, ila akdamil müşrikine, müşriklerin ayaklarını gördüm. Ve nahnu fil gari, biz de o esnada gardayız, yani mağaradayız. Ve hum ala ruusina, onlar da bizim tepemizdeler. Fekultu, dedim ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, لو أن أحدهم نظر تحت قدميه, onlardan biri ayaklarının önüne baksaydı, لأبصرنا, bizi kesinlikle görürdü. فقال, bunu duyan Allah'ın Resulü dedi ki, ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkındaki senin zannın nedir? Ne düşünürsün onlar hakkında? Biz iki kişiyiz ama üçüncümüz Allah Azze ve Celle. O bizimle beraber olduğu sürece müşriklerin bizim çok yakınımıza gelmiş olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Hani şu teğet geçme ifadesi var ya, Allah dilememişse dibine kadar gelir ama teğet geçer. O olumsuzluk, o kötü şey ona isabet etmez. Ama Cenab-ı Hak dilediyse de, bu kez bambaşka uzak bir yere gidiyor olsa bile birdenbire istikametini kırar, gelir seni bulur. Çünkü yaşanan hayat Cenab-ı Hakk'ın isabet ettikleri üzerinden ilerler. Ve Allah Azze ve Celle bu bize isabet ettirdikleriyle hayatımızda iyiliklerle ve kötülüklerle zatına karşı olan yakinimizi ve tevekkülümüzü ölçüyor. Bu gördüğümüz son derece kritik sahnede elbette Resulullah'ın rahatlığı, la tahzan innallaha ma'ana, üzümle, Allah bizimle diyen yanıyla Hazreti Ebubekir'in durumu farklı. Allah'ın Resulü, ümmet içerisinde takvası, Cenab-ı Hakk'a olan haşyeti, korkusu, bilinci en üstün olan, inni le ahşakum ve etkâkum ilallah. Allah Azze ve Celle bu son derece kritik sahneyi Kur'an-ı Kerim'de satır satır ayet olarak işledi. Ve saniyethneyni izhuma fil gâri, siz yardım etmeseniz ne olur? İllâ tansuruhu fekad nasarahullahu, siz velev ki hepiniz ona düşman kesilseniz ne olur? Fekad nasarahullahu, Allah ona yardım etti. Allah yardım edince de o zaman kötülük dileyenlerin hepsinin hevesi kursağında kalır. Ve saniyethneyni, nitekim onlar iki kişiyken, izhuma fil gari, onlar mağaradayken, iz yekulu li sahibihi, hani arkadaşına diyordu. Cenab-ı Hak orada arkadaşına diye Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı resmi bir dille, Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla Kur'an-ı Kerim'de satır satır sahabe olarak nakşetti. Hani arkadaşına diyordu ki, la tahzan, üzülme, innallaha ma'ana, Allah bizimle. Muttefakun aleyh. Bu hadis hem İmam Buhari'nin sahihini aldığı hem İmam Müslim'in sahihini aldığı muttefakun aleyh bir rivayettir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programının daha sonuna geldik. Bir sonraki hadis programımızda
Buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.